Merhaba, ben Deniz. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Her çocuk gibi ailemle yaşıyorum. Annem çok sert bir kadındır. Babam aksine çok nazik bir adamdır. Sömestr zamanı geldi. Karnelerimizi aldık. Ben sürekli itlik serserilik peşinde olduğum için haliyle derslerim de çok iyi değil. Karnem de iyi gelmedi. Eve gitmek istemiyordum. Eve gidene kadar evet ayaklarım ileri gidiyordu. Ama ruhum geri. Akşam annem karnemi gördüğünde çok mutlu olmayacaktı. Eve gittim. Oho, akşam annem gelene kadar çok vakit vardı. O geldiğinde cezalandırılacağım için son saatlerimin tadını çıkartıyordum. Televizyon izledim, abır cubur yedim, anlayacağınız alem yaptım. Akşam annem işten gelmişti. Kapı çaldı. Annem içeri girdi ve karnemi sordu. Ona karnemi gösterdim. Diye bağırmaya başladı. Bu nasıl karne? Sen okula ne yapmaya gidiyorsun? Öğretmenini niye dinlemiyorsun? Diye bağırıyordu. Sen göreceksin dedi. Bu tatil yan gelip yatmayacaksın. Yatamayacaksın. Seni kursa yazdıracağım. Bütün tatil çalışacaksın dedi ve ortamı terk etti. Ben daha gürültülü bir akşam bekliyordum. Fakat öyle olmadı. Annem beni şaşırttı. Aman ne olabilir ki en fazla? Her gün ödev verir, akşama kadar ders çalışırım falan dedim. Fakat öyle olmadı. Sabah saat 8'de annem odama girdi ve beni kaldırdı. Kalk, üstüne giy. Gidiyoruz dedi. Annem ciddiymiş. Eyvah dedim. Ne oluyor? Beni ota tamirciye verip akşama kadar beni mi çalıştıracaktı? Yoksa bir kebapçıda lahmacuncu mu yapacaktı? Bana ne olacaktı? Üstümü giyindim ve annemle çıktım. Arabaya atladık ve gittik. Annem bayağı keyifliydi. En sevdiği şarkıyı söylüyordu. Hayatım böyle on numara. Ben çok korkuyordum. Yoksa beni evlatlıktan ret mi edecekti? Kafamda bunları düşünürken araba durdu. Geldik dedi. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Sonra bir binadan içeri girdik. İçeriden türkü sesleri geliyordu. Bir baktım, insanlar halay çekiyor. Annem kurstaki hocaya, eti sizin, kemiği benim hocam dedi. Hocayla görüştüler ve gitti. Annem gittikten sonra akşam 7'ye kadar halay çektim. Bacaklarım kopuyordu. Belli bir yerden sonrasını hatırlamıyorum bile nasıl halay çektiğimi. Akşam annem geldi. Gülmeye başladı. Ha ha ha! Nasılmış halay dedi. Cevap vermedim. Akşam eve gittiğimiz gibi kendimi yatağa attım. Rüyamda bile halay çekiyordum. Sabah saat 8'de yine odamın kapısı açıldı. Annem yine kalk dedi. Ve yine beni kursa götürdü. Meğerse 15 gün sürekli gidecekmişim. İlk duyduğumda neredeyse kalp krizi geçirecektim. O anda dur da sen çocuksun. Ne kalp krizi dedim kendime ve geçirmedim. 15 gün boyunca her gün halay kursuna gittim. Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Halbuki halay çekmeyi çok severim. Rahmetli dedem dünya halay çekme ikincisiymiş. Anlayacağınız genlerimde var. Annem okul başlamadan önceki akşam beni karşısına aldı. Eğer derslerini çalışmazsan seni ömrünün sonuna kadar halay kursuna gönderirim dedi. Ben de tamam anne, çok çalışkan olacağım. Derslerimi hep çalışacağım. Sana söz veriyorum dedim. Peki sözümü tuttun mu? No it isn't. Çünkü ben hiç sözümü tutmam. Karaktersizlikte ve şerefsizlikte bir numarayım. Yıl sonuna kadar yine itlik, serserilik peşindeydim. Ve yıl sonunda yine karne zamanı geldi. Ve anlayacağınız üzere karnem yine kötüydü. Annem karneyi görünce yine bir şey yapmadı. Sabah 9'da odama girdi ve beni kaldırdı. Tamam dedim, okul başlayana kadar yine halay dedim. Annemle arabadaydık. Ve bu sefer keyfi hiç yerinde değildi. Bana bu çocuğu
Ben bir doğurdum gözleriyle bakıyordu. Sonra bir yere girdik. İçeriden klasik müzik sesleri geliyordu. Eyvah dedim, neredeyiz biz? Sonra annem kapıyı açtı. Herkes bale yapıyordu. Bale hocasına, hocam eti sizin, kemiği benim dedi. Ve pis pis bana bakarak ikisi de gülmeye başladı. Üç ay boyunca bale yaptım. Parmaklarımı hissetmiyordum. Dayanacak gücüm kalmamıştı artık. Okul başlamadan bir önceki akşam annem karşısına aldı beni yine. Eğer derslerini çalışmazsan seni her tatil türlü türlü kurslara gönderirim dedi. Çok korkmuştum. Okula dönüşüm muhteşem oldu. O sene bütün derslerim çok iyi geldi. Tatillerde hep itlik serserilik peşindeydim. Çok mutluydum. Şimdi ne mi oldu? Büyüdüm. Annemin korkusuna eğitim öğretim hayatında çok başarılı oldum. Tıp fakültesini bitirdim. Ama şu an mesleğimi yapmıyorum. 5 tane kurs açtım kendime. Halay, bale, vals, cello ve kol bastı kursları. Şimdi 4 şubem var. İşimde çok yükseldim. Neden bu sektöre geçtiğimi herkes merak ediyor. Bir gün rüyama aksakallı dede girdi. Halay kursu açmalısın. Halay kursu açmalısın. Aa! Dedi. Ben de tamam açarım. Anamgillerle konuşmam lazım dedim. Ve uyandım. Anneme anlattım rüyamı. Bu sana bir işaret dedi. Hemen bankaya gitti. Kredi çekti. Hemen bir yer kiralayıp kursu açtım. Annemin bir cezası benim hayatımı şekillendirdi. Yani anlayacağınız bir musibet bin nasihattan iyidir. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.